Bu dersimizde koordinat düzlemini tanımaya çalışalım. Yukarıdan aşağıya olan eksene ordinat dikey eksen ordinat oluyor. Yatay eksene apsisler ekseni denir. Tam ortadaki noktaya orijin ya da başlangıç noktası denir. Koordinat düzleminde 4 bölge vardır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Koordinat düzleminde birinci bölgede x'ler artı, y'ler artı, ikinci bölgede x'ler eksi, y'ler artı, dördüncü bölgede x'ler eksi, y'ler eksi, pardon, üçüncü bölgede x'ler eksi, y'ler eksi, dördüncü bölgede x'ler artı, y'ler eksidir. Bir noktanın iki tane bileşeni vardır. Noktalar büyük harfle gösterilir. Birinci bileşeni ilk bileşen x, ikinci bileşen y'dir. İlk bileşenin adı apsis demiştik. İkinci y bileşenin adı da ordinat demiştik. Şimdi koordinat düzlemi üzerinde noktalar nasıl bulunur? Noktaların yerleri, onu örnekle vermeye çalışalım. Mesela şöyle bir nokta bulduk. Bu noktanın x'i artı 3, y'si artı 4'tür. Onun için nokta yazılırken önce x yazılır, yani apsis yazılır. Sonra y, yani ordinat yazılır. Örneğin şuradan bir nokta alalım. Bu noktanın b noktası diyelim. X'i eksi 3, y'si artı 2'dir. Dördüncü bölgeden bir nokta bulalım. Mesela bu noktaya d noktası dersek x'i artı 4, y'si eksi 4 eder. Bir de sadece mesela y koordinatı ya da y eksenin üzerindeki bir noktayı belirleyin. Diyelim ki bu E noktası olsun. Y eksen üzerindeki her noktanın x'i 0, y'si neresiyse odur. Mesela burada y'si eksi 4. Şuradan bir nokta alalım. Bu noktaya F noktası dersem x'i 0, y'si artı 3 olur. Yani y eksen üzerindeki noktaların x'leri, yani apsisleri sıfırdır. X eksen üzerindeki noktalara bakalım. Mesela buradan bir nokta alalım. Buna B noktası dersem bunun X'i artı 3, Y'si 0. O zaman X ekseni üzerindeki noktaların da Y'leri mutlaka sıfırdır. Mesela buradan bir nokta alalım. Bu noktanın x'i eksi 2, y'si 0'dır. Buna da k noktası diyelim.
tam orta noktadaki orijinin koordinatları da sıfıra sıfırdır. Buna da mesela ne diyelim? R noktası diyelim.